Sodyum borhidrür kullanılarak alkollerin hazırlanışına geçmeden önce alkol elde etmenin diğer yollarına bir göz atalım. Örneğin alkenlerden alkol yapabilirsiniz. Yani ya Markovnikov kuralıyla OH ekleyebilirsiniz ya da OH'ı anti Markovnikov yöntemiyle ekleyerek de alkol yapabilirsiniz. Alkol elde etmenin bir yolu bu şekilde. Tabi bunu alkil halojenirle de yapabilirsiniz. Bu işlem bildiğiniz üzere SN1 ya da SN2 mekanizmasında meydana gelmekte. Alkol eldesinin daha önce bahsetmediğimiz bir başka yolu daha var. O da karbonil bileşikleriyle. Bunu yapmanın birçok yolu bulunuyor. Sodyum borhidrür yani NaBH4 kullanabilirsiniz ki bu video üzerinde duracağımız konu bu. Diğer bir yolsa ise lityum alüminyum hidrür lialh LH4 kullanarak yapmak. Ki bunu da bir sonraki videoda ele alacağız. Ve son olarak Grignard reaktifi gibi bir organometalikle de alkol yapabilirsiniz. Şimdi üzerinde duracağımız tek şey sodyum borhidrür. Öyleyse alkol oluşturmak için sodyum borhidrür kullanımına dair genel tepkimeye bir bakalım. Sol tarafta gördüğünüz gibi ya aldehit ya da ketonla başlıyoruz. Buradaki hidrojenin bir karbon ile ya da bir R sü grubuna bağlandığını görüyoruz. Evet, şimdi moleküle sodyum bor hidrür ekleyeceğiz. Ardından da bir proton kaynağı ilave edeceğiz. Haşartı iş görecektir. Böylece başlangıçtaki malzemelere bağlı olarak primer veya sekonder bir alkol elde etmiş olacağız. Evet, bu bir primer veya sekonder alkol olacak. Şimdi sodyum borhidür kullanarak alkollerin hazırlanışına yönelik mekanizmaya bir göz atalım. O zaman şuraya bir keton çizerek başlayalım. Burada karbonilimiz var. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de ekleyelim. Şu tarafta ise ketonumuzu tamamlayan bir reüsü grubu yer alıyor. Şimdi sodyum borhidürü ortaya çıkaralım. Bu molekülün yapısını şu şekilde çizecek olursak artı bir formal yüklü sodyum şöyle. Yanına da bor ve ona bağlı 4 hidrojen çizelim. Tabi borun eksi bir formal yükü de mevcut. Onu da şuraya koyalım. Size göstereceğim mekanizma aslında basitleştirilmiş bir mekanizma. Gerçek mekanizma biraz daha karmaşıktır. Ancak bu mekanizma da işe yarar. Öyleyse şimdi basitleştirilmiş versiyonla devam edelim. Burada ilk düşünmemiz gereken şey bu karbonil yani oksijene çift bağla bağlı şu karbon. Tabii karbon ve oksijen arasında elektronegatiflik farkı var. Bunları şöyle işaretleyelim. Oksijen karbona göre daha elektronegatif olduğundan karbon oksijen arasındaki çift bağdaki bu elektronlar oksijene daha yakın olacaklardır. Böylece oksijen kısmi negatif yüke sahip olacak. Yani etrafında artan bir elektron yoğunluğu söz konusu. Buradaki karbon da etrafındaki elektronların bir kısmını kaybediyor. Bu durumda artık kısmi pozitif yüke sahip. Tabii bu karbonun kısmi pozitif yüke sahip olmasıyla bu artık bizim elektrofilimiz oluyor. Yani elektron isteyecek. Peki bu elektronları nereden alabiliriz? Elektronlarımızı tam buradan alabiliriz. Şimdi hidrojenin üzerindeki bu iki elektron bu karbona saldıracak. Böylece bu da molekülümüzün nükleofilik kısmı olacak. Tabii böyle olursa bu karbonun çok fazla bağ olacağından dolayı bu pi bağlarından biri oksijene geçecek. Yani oksijen iki elektrona daha sahip olacak. Şimdi yan tarafa bu nükleofil saldırısının sonucunu bir çizelim. R grubumuz şöyle, yanında karbonumuz var. Onun da yanında ise R üssü grubumuz. Üstteki oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı ama pi bağından gelenlerle artık üç tane olacak. Tabii bu da oksijene eksi bir formal yük kazandırıyor. Evet hidrojeni de buraya çizdikten sonra şimdi bazı elektronları renklerle kodlayalım. Böylece her şeyin nereye gittiğini rahatça görebiliriz. Şimdi bu hidrojen ve bu bağdaki iki elektron buradaki şu hidrojen ve iki elektron oldu. Aslında göstermek istediğimiz şey sodyum bor hidrürün bir hidrür anyon kaynağı olduğu. Bir hidrür anyonunda hidrojen 2 elektrona ve eksi bir formal yüke sahip oluyor. Bu reaktifleri düşünmenin yolu da bu. Hidrür kendi başına en iyi nükleofil değildir çünkü yeterince polarize değildir. Öyle küçük bir atomdur ki kendi başına nükleofil görevi göremez. Tabi bunun basit değiştirilmiş versiyon olduğunu unutmayalım. Pekala, mekanizmamızın diğer adımında asit baz kimyası var. Şurada bir protonumuz olacak. O zaman şöyle H artıyı çözeltimize çizelim. Şimdi bu ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alacak ve bitirmiş olacağız. O zaman ürünümüzü çizelim. Yani alkol elde ediyoruz. Şu şekilde. Evet, ortaklanmamış elektron çiftlerini de ekleyelim. Şöyle. Burada karbonumuza bağlı tek bir hidrojen de bulunuyor. Onu da unutmayalım. Evet, ketonla başlarsak çözeltimizde sekonder alkol elde ederiz. Şimdi ekrana biraz aşağı kaydırıp gerçek bir tepkime yapalım. Bu kez vanilinle başlıyoruz. Tabi bildiğiniz üzere vanilin çok güzel kokan bir molekül. Ve yapısına baktığımız zaman halkamızda şurada fonksiyonel bir aldehit grubunun olduğunu görüyoruz. Tabi birkaç fonksiyonel grup daha mevcut. Onları da şuraya ekleyerek vanilin molekülümüzün geri kalanını tamamlayalım. Evet, ilk adımımızda sodyum borhidrür ekleyeceğiz ve tepkimeye girmesinin ardından bir proton kaynağı ilave edeceğiz. Bu tepkime de HCl oldukça iş görür. O zaman şuraya H' yazalım. Sınavda ürünü bulmaya çalışıyorsanız basitleştirilmiş mekanizma yapmanıza hiç gerek yok. Hidrür iyonunun nükleofil görevi gördüğünü düşünebilirsiniz ki aslında tam olarak öyle olmadığını gördük. İşte hidrür nükleofilimiz. Şimdi buradaki karbona saldıracak yani karbonil karbonumuza. Böylece buradaki kısmi pozitif yük olacak. Bu saldırıdan sonra buradaki elektronlar da oksijene geçecek. Evet şimdi bu tepkimenin ara ürününü şuraya bir çizelim. Benzen halkamız şöyle. Diğer fonksiyonel grupları da şöyle ekleyelim ki bunlar tepkimeye dahil değil. Burada bu karbona hala hazırda bir hidrojen bağlıydı zaten. Şimdi bir tane daha bağlandı. Diğer hidrojeni de şuraya ekliyoruz. Yukarısında da artık 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine sahip bir oksijen bulunuyor ki bu durum oksijene eksi bir yük de vermiş oluyor. Proton kaynağını eklediğimiz zaman bir tane ortaklanmamış elektron çifti bu protonu alarak alkolümüzü oluşturacak. Öyleyse ürünümüzü şuraya çizelim. Aynı şekilde burada halkamıza bağlı bir OH mevcut. Evet molekülün şu kısmını da ekleyelim ve böylece alkolümüzü oluşturmuş olduk. Tabi bu molekül vaniline benzer bir yapıya sahip olduğu için güzel bir vanilya kokusuna sahip. Güzel. Bunu üniversitede organik kimya laboratuvarında işlediğiniz derslerde yapabilirsiniz. Evet, alkolümüzü sınıflandıracak olursak ya primer ya sekonder ya da tersiyer bir alkol elde ettik. Nasıl yaptığımızı hatırlayacaksınızdır. O aşağı doğrudan bağlı olan karbona bakarak o karbonun kaç tane karbona bağlı olduğunu sayıyoruz. Ve bir tane karbona bağlı durumda. Yani bu bir primer alkol örneği. Eğer aldehitle başlarsanız ürün olarak primer alkol elde edersiniz. Başka bir tane yapalım. Ve bu kez ketonla başlayalım. Önce buraya bir keton çizelim. Bir siklohexanon yapacağız. Şu şekilde. Evet. Şimdi buna sodyum borhidrür ekleyeceğiz. Buraya yazalım. NaBH4. Ayrıca bir de metanol ekleyeceğiz. Tabi bunu tek adımda yapacağız. Tekrarlamak gerekirse sodyum bor hidrürü bir hidrür anyon kaynağı olarak düşünün. Tabi bu yine de teknik olarak mekanizmanın kendisi değil. Sadece basitleştirilmiş versiyonu. Eğer sınavda karşınıza çıkarsa bunu yapmanın en kolay yolu bu. Evet anyon karbona saldıracak ve ardından da bu elektronlar da oksijene geçecek. Öyleyse şuraya ara ürünümüzü çizebiliriz. Hidrür anyonunun şuraya saldırmasıyla başlangıçta karbonil karbon olan yapı ile arasında bir bağ oluştu. Tabii oksijenimizde artık 3 tane ortaklanmamış elektron çiftine ve dolayısıyla eksi bir formal yüke sahip oluyor. Bu kez proton kaynağı olan metanolden bir proton alıyoruz. Böylelikle son ürünümüzü artık çizebiliriz. Hidrojeni burada tutuyorum. Bunun nedenini birazdan göreceksiniz. Evet. OH burada ve böylece ürünümüz olarak sikloheksanonu ortaya çıkarmış oluyoruz. Tabii bu bir indirgenme tepkimesi. Yani alkolümüzü oluşturmak için molekülü indirgiyoruz. Öyleyse şimdi bu tepkimedeki reaktifleri ve ürünü ele alalım ve yükseltgenme basamaklarını belirleyelim. Böylece bunun neden bir indirgenme tepkimesi örneği olduğunu görebiliriz. Şimdi başlangıçtaki ketonumuzu yeniden çizelim. Tabi bu kez bazı atomları da üzerine ekleyeceğiz. Evet, ketonumuzu şu şekilde yeniden çiziyoruz. Yan tarafa elde ettiğimiz ürünümüzü de çizelim. Karbonlarımızı şöyle koyalım. Şurada bir hidrojende olacak. Ve hemen yanında da alkolümüzü oluşturuyoruz. Evet, şimdi yükseltgenme basamaklarını bir düşünelim. Yükseltgenme basamağını belirleyeceğimiz zaman elektronları çizmemiz gerekiyor. Öyleyse elektronları yerleştirelim. İşte bu şekilde. Daha önce videoların bazılarında bunu nasıl yaptığımızı düşünecek olursak, aslında elektronegatifliği düşünmemiz gerek. Eğer karbon ve oksijen arasındaki bu 4 elektrona bakacak olursak, oksijen daha elektronegatiftir. Bu yüzden oksijen tüm bu elektronları alacak. Şuraya şöyle bir çizgi çekelim. Evet burada ise karbon karbona karşı. Tabi aynı element olduğundan eşit bir elektronegatiflik var. Yani her bir karbon elektronların birini alacak. Burada da aynı şey söz konusu. Karbonun normalde değerlik elektron sayısı elbette 4. Şimdi bu sayıdan etrafındaki elektron sayısını çıkarıyoruz. Ki bu durumda elektronegatifliği hesaba kattığımızda bu sayı 2. Yani bu karbonun yükseltgenme basamağı artı 2. Şimdi sağdaki duruma bakalım. Önce elektronları şöyle bir yerleştirelim. Tabi her bağda 2 elektron bulunuyor. Şu şekilde. Evet şimdi yine elektronegatiflikteki farklılıkları düşündüğümüz zaman karbon karbona karşı olunca eşitlik olacak. O yüzden bu şekilde bir çizgi atabiliriz. Karbonla oksijeni düşündüğümüzde oksijen daha elektronegatiftir. Bu yüzden buradaki tüm elektronları alacaktır. Ancak karbonun hidrojenle ilişkisine baktığımızda ise bu kez karbon biraz daha elektronegatiftir. Böylece karbon şu iki elektronu alacak. Normalde karbonun dört tane elektronu var. Tabii bu durumda elektronegatifliği hesaba kattığımızda etrafındaki elektron sayısı da dört. Böylece bu karbonun yükseltgenme basamağı sıfır oluyor. Yükseltgenme basamağına ne olduğuna bir bakalım. Artı 2 ile başlamıştık ve bu sayı sıfıra indi. Yani bu bir indirgenme tepkimesi. Şuraya yazalım. Tabii bunun birkaç farklı tanımını kullanabilirsiniz. Mesela indirgenme, yükseltgenme basamağında azalma demektir. Ayrıca bunu bu karbonun elektron elde etmesi olarak da düşünebilirsiniz. Sonuçta fazladan 2 elektron almıştı ya da karbonun oksijenle olan bağının azalması olarak da düşünebilirsiniz. Sol tarafta karbonun oksijenle çift bağı bulunuyorken sağ tarafta ise sadece bir bağ var ve karbon hidrojenle bağ oluşturdu. Böylece hidrojenle olan bağ sayısını arttırıp oksijenle olanı azaltması da bunun bir indirgenme tepkimesi olduğunu düşünmenin bir diğer yolu. Ancak bunlardan en iyi yöntem yükseltgenme basamağını bu kolay çıkarma işlemiyle belirlemek. Bir sonraki videoda lityum alüminyum hidrür kullanarak alkollerin nasıl elde edildiğine bakacağız ki bu videodaki yönteme çok benziyor.